Bir çarşamba akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz videoya. Evet, son durum ne? Bitcoin şöyle hafif bir geri çekildi. An altcoin'ler ne yaptı bugün? Balıklama aşağı atıyor. Evet, altcoin'ler genellikle bunu yapıyor. Korku var mı? Takipçilerde korku muhakkak birazcık vardır. Endişe vardır. Panik vardır. Acaba bu beklediğimiz, hani Nisan'ın sonu, Mayıs'ın ilk günleri düşüşü acaba bu mu? Olabilir mi? Olabilir. O gün bugün mü bilemeyiz. Belki bu ilk adımı diyebilir miyiz? Hepsine bir bakacağız tabii. Altına bakacağız. Dolar endeksine bakacağız. Bitcoin ne yapmaya çalışıyor? Altcoin'ler ne zaman şöyle bir başını yukarı kaldıracak ve bizleri mutlu edecek? Hepsine değineceğiz. Hepsine değineceğiz ama ondan önce ne diyoruz tabii ki? Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coin'ler ya da sorularınız varsa yazın. Hepsini tek 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 cevapladığımı biliyorsunuz. Evet. Dolar endeksi ne yapıyor? Üzerimizde 102.6 bandı var. Altımızda ise 100.7. Tam bir iki range'in ortasındayız. Bakalım bu haftayı nasıl kapatacağız? Hafta kapanışı önemli. Arasay bir yatayda. Bu güzel. Yani öyle arasayda, yani şöyle söyleyeyim. Arasay demişiz. Dolar endeksinin öyle çok sert bir yukarı hamlesi yok. Bitcoin'in de çok sert bir geri çekilmesi yok ama altcoin'leri biliyorsunuz. Yani Bitcoin bir adım atsa altcoin'ler aşağı 10 adım atıyor. Güzel günler ne zaman? Güzel günler 100.7 bandı aşağısı. Yani şuraya çarkılı şey, yani burası. Buranın aşağısına sarktığımızda güzel günler gelecek. Ama o gün bugün değil. O gün ne zaman biliyor musunuz? Şu Fed toplantısı, faizi kararı sonrası. Yani piyasalar Fed'i fiyatladıktan sonra. Diyeceklerim bunlar. Dolar endeksinde başka bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu arada Telegram grubumuza gönülden teşekkürler sunuyoruz. Bayramın ilk günü. Bayramın ilk günü güzel bir yere gideceğiz. Çocuk esirgeme yurduna gideceğiz Kırgızistan'da. Telegram grubu olarak orada faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Şimdi şöyle bir altına geçtik. Altında son durum ne? Altın, evet, çok sert bir iğne atmış. İğneyi hızlı toparlamış. Yani diyor ki ben 1990 bandına tutunuyorum. Geri çekilmeler nereye kadar olabilir dediğimiz bu range'imiz var. Yani 1952 bandı. Altında da aynı Bitcoin gibi bu mor alanın üzerinde daha sert hareketleri görebiliriz. O da bugün değil. O da bugün değil maalesef. 2075 bandı üzeri kapanışlarla olacağını düşünüyorum. Altındaki son durum bu. Evet. Altını tuttuk. 1600 bantlarından tuttuk. Bakalım şu, yani bir adım kaldı. Bir adımı dağıtsak piyasa altın bazında güzel günler gelecek. Belki çift kemer takacağız. Olabilir mi? Olabilir. Şimdi yani aşağı yukarı Bitcoin de aynısını yapıyor. Bakın bu mor alanı biliyorsunuz 2022'de çizdik. Boğanın sinyali tam buranın üzeri. Bakın tam buranın üzerinde olacak. Buranın üzeri geldi mi? Evet. Boğa geliyor demek. Neyse, şimdi tablo ne? Geri çekilmeler neresi? 28.300-400, 28.000 diyebiliriz. Yani düz burayı bir iğneleme yapabilir mi? Yapabilir. O gün bugün mü? Olasılıklar arasında. Yani çok geri bir çekilmiş olmayız ama Bitcoin'in dominansiyesi, tabii ona da bir bakalım, dominansiyesi yüksekken buraya bir değmesi altcoin'lere sert bir tokat vurabilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım da. Tabii şimdi Bitcoin'e döneceğim ama şu Bitcoin'in dominansiyesine de bir bakalım. Uzun zamandır bakmadık. Evet, yüksekte yani. Yüksekte şu, özellikle son bir haftadır güzel karlar yaptık. Yani kötü. Şöyle biraz daha aşağılarda karşılamış olsaydık 44-45 bandında. Yani Bitcoin'in geri çekilmesinde bile hiç olmadı. Altlar biraz daha dik durabilirlerdi. Şu tablo biraz canımı sıktı. Yani evet, dominansı yüksek. 48-49 bandlarında. Bakalım. Ama burayı alırsa, özellikle bakın şu 48-49 bandını alırsa altlar daha da sert ezilir. O yüzden şu tablo beni korkutuyor. Major coin'lere mi geçelim? Bitcoin'le paralel hareket edebilecek coin'leri mi bulmamız lazım? Olabilir. Yani diyeceklerim bunlar, dikkat etmekte fayda var. Neyse, şimdi bir Bitcoin'e değinelim. Evet, altcoin'ler için kötü bir haber mi verdik? Yani
Şimdi Bitcoin'de 31.800 üzerimizde. Tabii şurada da bir artık ara bir range oluşturmuş. Şu ara range'imizi de atalım. Ya ben çok fazla range atma taraftarı değilim. 30.500, evet, 30.500'ün üzerine atacak mıyız yoksa 28.000'e doğru bir geri çekilme mi olacak? Arasay'da bunun bir sinyali var mı? Yani Arasay'a baktığımızda aşağı yukarı, yani şuradaki hareketi benzer bir hareket yapıyormuş gibi bak. Yani şu tabloya benzer bir hareket yapıyorsa o da aşağı yukarı nereyi gösteriyor biliyor musunuz? Yani 27 bin, 26 bini gösteriyor. Ondan sonra yola devam diyor. Evet, yani şuraları gösteriyor. Buradan bir sert geri çekiliş, ondan sonra yükseliş pozisyonu alınabilir mi? Alınabilir. Bakalım yani bir destek ya da bir direnç kaybedilmeden aşağıdakiler ya da üsttekileri konuşmak söz. Yani mantıksızdır. Şu anda gördüğümüz, yalnız bu range'imiz de güçlü. 28.300. Yani burayı öyle kolay kolay vereceğimizi sanmıyorum. Neden? Hiç ritesi etmemişiz. Bakın burayı kırdık. Normalde nedir? Bir ritesi hareket. Sağlıklı yükselişler böyle olur. Yani diyelim ki burayı kırdık. Diyelim burayı kırdık. Bir ritesi hareketi, ondan sonra yok. Yani gelir buraya. Kardeş ben kıramıyorum. Burada da alıcılar bulur. Evet, zaten bakın şuraya kaç kez denemiş. Kıramamış, kıramamış, kıramamış. En sonunda kırdığında büyük bir olsun da burada 28 binlerde bir alıcı tayfasıyla karşılaşacağını düşünüyorum. Benim için 28 bin, evet, olabilir mi? Olabilir. Hafta sonu ne dedik? Kar alın, kar alın. Güzel coinlere neler vurduk bu hafta? Güzel vurduk yani. Daha doğrusu bu hafta diyoruz da geçen hafta. ID, Arbitrum, Lucky'ti vurduk mu? Vurduk. Sonra Sur Hoca'nın hangi coin vardı bakın unuttum. OG. Fan token olunca OG'den de vurduk. Alpine'den de vurduk. İki katlar. En aşağı iki katlar. Tabii OG bunların içerisinde en fazla yükseleni. Oralardaki karlarımızı değerlendirebilir miyiz? Yani 28 bine gelirse ben bir kısmını değerlendiririm. Bir kısmını da tutarım. Olası bir sert gerçekten, ama benim için buranın alınması. Tabii bir de şöyle bir bayrak formasyonu var. Bu bayrak formasyonu bizi çok güzel noktalara götürür. Yani şurada bir bayrak formasyonumuz var. Şu bayrak formasyonu kırılımı gerçekleşmiş. Bunun hedefi aşağı yukarı bir iki video öncesinde söyledik ama tahmini olarak da 36-37 o civarlara götürüyor, ama bayrak formasyonundan da ziyade bizim için önemli olan ne biliyor musun? Yani şu formasyonu aldığımızda bakın burası kaç? 32 bin. 32 bini aldığımızda büyük bir çanak formasyonu girer. Yani bayrağı unutun. Çanağın formasyonu daha güzel bir noktaya bizi götürür. Diyeceklerim bunlar. Evet, başka bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Şimdi geçtik şöyle bir yorumlara, ama biliyorsunuz Ulaş Hoca kahvesiz çıkmaz. Şimdi evet. SPA, Coinbase'te ve Binance'de listelenmesi yakın demiş. Yani bir bakalım. Bunu kimse bilemez. Yani deriz ve listeleme olayını genellikle çekirdek ekipler bilir. Yani o yüzden yakındır. Yani misal Jack için de diyorlardı geçen sene. Hatta Binance sinyal bile verdi. Millet Jack'e uçuştu. Jack'e uçuştu. Biz ne dedik? Jack'te kar alın, kar alın, kar alın. Yani bazen böyle şey yapam. Ya kimse bilemez bu. Net bir şey konuşamayız. Cavit, borsada listelenmemiş hiçbir coin almam ben. Benim oyun planım bu Cahit Hocam. XM coin'e bakar mısınız? Heh, bak şimdi borsadan coin sordum. Yani bana böyle sorularla gel Cahit Hocam. XM'e bir bakalım. 2 ve 3 senedir düşüyor. Evet, bir coin ne sürekli düşer ne sürekli çıkar. O yüzden güzel yükselirken ne diyoruz? Kar alın, kar alın. Çünkü ne yapıyorsunuz? Milyoner olma uykusuna dalıyorsunuz. Bir anda iki katını görünce ya diyor bu coin bana bir haftada iki katı kazandırdıysa bir ayda milyoner. Piyasada sizi milyoner etmek için var. Düşüş yönde, yani sürekli düşmüş muhakkak bir yerden tepki yer diye düşünüyorum. Evet, bugün konuşamıyorum. Cümleleri yutuyoruz her zamanki gibi. Kelimeleri yutuyoruz. Raya bakabilir misiniz? Bakalım. CFX. Hocam bir yeni proje verseniz de yolumuzu bulsak.
Yani biz de bulmayı istiyoruz da işte bakalım piyasa yani. Piyasa bize niye gösteriyorsa biz de onu söylüyoruz. Yani bakın şu 2023'ün başında. Bakın yeni Zafer Hocama da selamlar olsun. Ne dedik? Bakın unuttuk bilen. HFT yerinizde alın. Aldık dedik. Alışlarımızı söyledik. Ondan sonra HOG. Ondan sonra Lucky'ti. Bakın hem canlı yayında hem videolarda. Telegram grubundaki de yazışmalarımızda duruyor. Ondan sonra en son ne dedik? Bakın daha ID ve Arbitrum. İkisi ayrı token. İkisi Binance'de yayınlanmadan önce yerinizi alın. Telegram grubu olarak bizler yerimizi alacağız dedik. Oralardan da bir hafta içerisinde sağ olsun çok güzel karlar geldi. Ama tabii eskilerle takılı kalmıyoruz. Yani gündemimiz artık ID değil. Gündemimiz artık Arbitrum değil. Neden? Oradan güzel vurduk. Ha, orada malı var mı? Var. Hala var. Ama hani şöyle söyleyeyim. %70'ini okutmuşumdur. %80'ini. %20'lik kısımda duruyor. Bırakın dursun. Şimdi evet Ulaş Hoca aynı gribe ben de yakalandım. Evet geçen hafta bir gribe yakalanır gibi oldum. Yani yakalandım mı yakalanmadım anlayamadım. Pazar günü hastaydım. Pazartesi yine öyleydi. Salı günü hiçbir şey yok. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Vite'ye bakalım. Evet Vite'yi uzun zamandır incelememiştik. Evet şöyle şöyle QRS. Evet şöyle bir bakalım. Neyse o zaman neyle başlayalım? Şu XM'le bir başlayalım. XM'i de ben uzun zamandır incelemedim. Evet, X 10 milyar aşağı yukarı adedi var. Bu fiyatları eder mi? Borsa istenmesine de bir bakalım. Yani evet Bitfrex zayıf Binance. Şimdi pozitif yönlerine bakalım. %100'ü piyasa. Evet. Bu ne yapmış ya? Bu çakırsa pardon. Tümden bakmamışım. Bir an öyle çakıldı sandık. Gerçi çakılmıştır da biraz. İlginç bir tablosu var. Neyse şunu bir şeyden inceleyelim. Evet 750'ye çıkıp buraya kadar geri gerilemiş. Şöyle bir destek dirençlerimizi atalım. Bunu bir haftalık tabloda incelemek isterim. Şu bir çizgilerimizi bir koyalım. Burası daha uygun bunun için. Şimdi neyse bu kadar yeter. Bir tane de aşağı mı atalım? Ama güzel bir şey var mı? Var, var, var. Trend görür gibi oldum. Evet. Trendimiz var mı? Trend var. Sanki şöyle bir trendimiz varmış gibi geldi. Evet, teyitli mi? Evet, trendimizi bulduk. Alım konumunda. Ha, aşağısına kapanırsa stop olursunuz. Ha bakın trende değdi al. Trende değdi al. Yine kar veriyor. Bakalım yine değmiş. Ama trendin aşağısı ve özellikle şu bant aşağısı kaç burası? 357 stop olursunuz. Yani biz demiyoruz illa buradan yükselecek. Sadece diyoruz ki trend kırılmamış. Trend kırılmamışsa buradan bir tepki yiyebilir. Ha yemezse kırarsa da stop olursun. Haftalığa bakacaktım ya bak. Ben bunun haftalık RSI tablosuna bakacaktım. Evet haftalık tablosu güzel. Sinyal devam ediyor mu? Ediyor, ediyor, ediyor arkadaşlar. Net bir şekilde ediyor. Şu iğneyi tamamlayacak mı? Ya, o iğneyi tamamlamasın. Bırak şuraya gelsin yeter 500 bandına. Aşağı yukarı %30'a yakın bir kar. Kar kardır. Evet. İlginç. Mal boşaltma dönemi bitmiş mi? Bitmiş yani. Net bir şekilde bitmiş gibi gözüküyor. Tahminlerden düşmüşüm. Tepeyi bulalım mı? Evet bir bandından aşağı yukarı 850 diyor da 1 dolar da 1 dolardan 2 sıfırı silmiş. En ufak hareket 2 katını getirir mi? Getirir. Yani vur kaç yani ben XM'de uzun şey olmam. 2000 yani 2021'i 2020 2021 boğasını görmüş ama tersten görmüş.
Çakıla çakıla. Şunun bir başka bir borsadan bakalım bakalım. Burada ne diyor? Evet, burada bayağı bir eski. Sağlam kazanım. Yani şu tepelerde çıkamayanlara geçmiş olsun. Almışsın buradan. Kaç kat? 10 kattan fazla yapmış yani. 10 kattan fazla yapmış. Kar alamıyorsan diyecek bir şey yok. Neyse. Geçtik şu yorumları şöyle bir yanıma alayım. Vite vardı. Aklımda kalan oydu. Evet, 25 bandında. Dün bir 28'e falan çıktı herhalde bu ya. Güzel bir sert iğne attı ama geri çekilmiş. Evet, 28-29. Yani. Şimdi bu ne yapıyor? Ya zikzak çiziyor. Zikzak çiziyor. Yaptığı başka bir şey yok. Bak, bunu daha önce de söylemiştim. Şuralara geldim mi alacaksınız. Bak, al sat, al sat, al sat, al sat. Nerede? Burada. 38 yani şuradan alınır, 21 bandı alınır. Nereden baksan 2 katı. 2 katı. Evet, sesim gidiyor. Şu kahveyi bir daha bir yudumlayayım. Yani şey diyemem. Asıl Vita'nın yükselişi bu band sonrası olur. 36-37 bandı sonrası sert yükselişler yapar. Ara sayı pozitif. Ara sayında sinyaller var. Yani hafif de olsa sinyaller var. Yani ne yapıyor burada? Yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyor. Grafiğe bakıyoruz. Kardeş diyor, ben yataydayım diyor. Milleti sinir etmeye devam. Ta ki nereye kadar? Ya buranın kırılımı ya da şuraya bir renç atalım da. Ya da 19 bandı aşağısı kapanışta. Bu iki kırılma dikkat edin diyor. Diyeceklerim bunlar. Evet. Geçtik. Evet, gökkuşağına bayağıdır bakmıyoruz. Evet, şu gökkuşağına bir bakalım. Bu gökkuşağı ne yapıyor? Vedat Hoca iyi hatırlattı. Videonun başında yarın bakalım. Videonun yani Bitcoin'le beraber incelersek o gökkuşağı daha anlamlı olur. Yarın bir bakalım Vedat Hocam. İyi hatırlattınız. Şöyle bir bakalım. Evet, gruptan çıkarılanlar var. JFX var. Yeni bir proje var mı diye soranlar var. Evet, JTX JT'ye mi bir bakalım. Bakalım mı? Hadi. Evet. Yani yaptığı bir şey yok. Yaptığı bir şey yok. Şuranın bir üzerine kapanışlar yapması lazım. 28 bandı üzeri kapanışlar. Ya da gelip trende mi değecek? Trende değerse 19 bandı. O gün bugün mü? Bilemem. Ama şu trende değerse değerlendirebilirim arkadaşlar bunu. Şimdilik bir şey görmüyorum. Yani. Şimdilik bir şey görmüyorum. Bakalım bunun dışında ne olacak? Yani şurayı vermediği sürece kaç burası? Bunu bir haftalık değil de günlük de bir açacaktık. Haftalıkta açık kalmış. Tablomuz burası. Yani burayı vermediği sürece bir sıkıntı yok diyeceğiz de. 20, yani burası artık güçlü bir renç değil. Daha önce de atıyor. Hızlı bir şekilde de kırıyor. Şu anda desteğinde. Yani JTX desteğinde. Üzerimizde de 26 bandı var. Yani ne yapıyor? Ya trende değdiğimi alırım. Elimde var. Yani bundan da 3-4 katı vurduk 2023 yılında. Yani şu anda bir alım yapmam. Zaten hani sattık bundan. Kâr satışları yaptık. Görüyorsun yani. Güzel. Ta nerelerden aldık? Nasıl sert bir şekilde yükseldi. Geç kalanlara da dedik ki şu banttan alın. 17 band. Bak, şu iğneyi tutturana helal olsun. Şu iğneyi tutturana gerçekten helal olsun. Sniper gibi vurmuştur. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Herhangi bir şey görmüyorum. Öncelik bir şu bandı, 28 bandını almasıdır. 28 bandından sonra yoluna devam edebilir mi? Edebilir. Evet. Şöyle bir bakalım. Es geçtiğimiz bir coin var mı? Şöyle bir. Ha, Ray. Raya bir bakalım, ray ray ray.
Ray'ın tablosu hoşmuş gibi geliyor. Yani şurayı alsa rahatlayacaktı o. Yani 28 bandının üzerinde kapanış yapsa daha güzel bir tablo karşımıza çıkardı. Oranın üzerinde kapanış yapıyor ama kalıcı olamıyor. Alırmış gibi geliyor. Evet, Arasay tablosu güzel. Yani yükseliş sinyalleri hala devam edecek mi? Bunun da şöyle bir bakalım. Trenin ne kadar? Bunu 5 gün önce alacakmışız. Kaç burası? 24 bandı alım noktasıymış. Bakın, trendler bu yüzden önemlidir. Yani trend hoca trend çiziyor. Niye çizir? Trendler önemli. Bak, trende değdim aldım mı kaç katı? 3 katı. Al buradan, sat buradan kaç? Şuradan aldığında 24 bandı burada satıyorsun. 30 bandı sat. Yani en tepeyi de uğraşma. 30 bandını satsan %30 kar. Benim için yeter. Evet. Her sayında sinyal var. Şunun bir haftalıkta bir tablosuna bakın. Evet. Game over olmuş. Game over olmuş. Yani şu bandın üzerinde kalması lazım ama en fazla tutulacak yerde bana göre burası. Buradan sonrası biraz zorlar. Zaten kaç katı yapmış olursunuz. Bir de şurası var yani. Evet, bir de bu bant var. Bir şey diyemem. Yani şuraya bir değmesi lazım. Ya trende değdim alırım. Ya da şu 29-30 bandını aldıktan sonra. Başka bir şey görmüyorum. Haftalık tablosu güzel ama. Yani diyeceğim bunlar. Evet, şöyle bir neye bakalım. Aptos'a uzun zamandır bakmadık ben. Aptos'u 3.1 bandından aldık. Çizimlerimiz hala duruyordur. Bir bakalım. Evet, haftalıkta açık kalmış. Hatırlarsanız ilk çıktığında hocam giriyoruz mu ya bekleyin. Hocam yeni proje ama dediniz. Bekleyin dedik. 3.1 bandında Telegram olarak girdik. Hocam 2.9'a düştü. Ya bizim amacımız NDB'yi tutturmak değil. Ona kalırsa 20 dolara çıktı. Kaç katı yaptı? 7 katı yaptı. Ha, en tepeden de satmadı. Güzel yerden girdik, güzel yerden çıktık. Şimdi evet, ilginç. Acaba trendine mi değecek yoksa şuradaki bir trendi var. Bunun üzerinde mi kalacak bilemiyorum. Ama hepsinin de kilit noktası 12.60 bandı. 12.60'ın üzerinde kalıcı olan bir aptos göremedik. Özellikle son 7 gündür. Başka bir şey var mı? Başka bir şey görmüyorum. Evet, aptos şuraya bir daha gelirse bu sefer hem trendine değmiş olur. Buradan bir alım yaparım. Kaç burası? 10 bandı. 10.5, 11 bandı. Yani ilerleyen günlerde bu trend de doğal olarak çıkıyor. Bir de burada şöyle bir trendimiz var. Yani bir de böyle bir trendimiz var. Bakalım hangisi? Hangisi? Aşağıdaki mi, üstteki mi? Göreceğiz. Evet, aptosu ben portföyümde var. Uzun vadeli tuttuğum coinlerden bir tanesidir. Güveniyorum. Bakalım. Yani geçtik. Aptos'u geçtik. Şöyle bir şeye bakalım. ID'ye bir daha bir bakalım mı? ID'den sonra. Aslında SNM'ye bir bakalım. Bak. ID değil, SNM. Yani dünkü videoda var zaten şimdi. SNM Buz Partisi'nde bir bakalım. SNM de genellikle Bitcoin'in düştüğünde hareket ediyor. Çok ters bir coin. Yani çok nasıl diyeyim? Şimdi bu coin'den biliyorsunuz. 150 kat vurduk. 150 kat vurduk. Ama yani illallah ettiren bir coin. İlk çıktığında 4 katını yaptık. Bakın, iyi hatırlıyor bizim Telegram grubu. 0.80 bandına kadar çıktı. Güzel vurdu. Ondan sonra geri çekildi. Sattık tabii. Kar satışları yaptık. 1.40 bandından girdik. 2.20 bandından girdik. Aşağı yukarı 2 ile 3 ay arası bekletti. Sonra bir çıktı, 150 kat verdi. Sonra tekrardan 2 ay, 2.5 ay, 3 ay bekletti. Ondan sonra bir daha hızın. Bakalım, yani aşağı yukarı tablolar benziyor. Düşen trend kırıldıktan sonra bir 15-20 gün içerisinde hareket ediyor dedik. 15-20 gün oldu ama SNM'den çıt yok. Şu yapı ikisi birbirine benziyor biraz. Bakın şimdi bunu göstereyim. Neresi? Bakın.
şu yapıyla şu yapı birbirine çok benziyor. Arasayına da bir bakalım. Evet bak burada şöyle bir yukarı yine. Yani bakın şu yapı da birbirine benziyor. Bakalım ne yapacak? O gün bugün mü? O gün bugün mü? Bilemeyiz. Tabii seyreme derist olacak diyenler de var. Bunu borsalardan başka hiç kimse bilemez. Seyreme derist olursa üzülür müyüm? Yok. Ekmeğini Allah aşkına çok yedik. Seyremenin ekmeğini yediğimiz kadar hiçbir koyun ne yemedik. Amasız mamasız. Çok güzel kazandı. Yani bırakın şu anda içerideki bütün tokenlerim de gitse hiç üzülmem. Seyremeye şöyle bir kalp işareti yapar göndeririz. Bakalım şu tablo birbirine benziyor birazcık ama biz mi yanılacağız? Seyreme bizi yanıltacak mı? Yoksa buradan yanıltmayıp iki katı, kaç katı verir diyeceksin. Hocam yine 150 katı veririm. Ya benim amacım 150 katı yapmak değil ki. Benim amacım ya param şuraya şuradan aldığımız para %40, %30 kar versin yeter. Ben hemen ana parayı burada çekerim. Kar kısmıyla devam ederim. Diyeceklerim bunlar. Evet. BP'ye de bir bakalım. BP'yi de uzun zamandır incelemiyoruz. Ay PP demişim. VIP ya. Neyse PP açtık artık. PP kalsın. Ama buz partisinden bir bakalım buna. Evet. PP ne yapıyor? PP de buradaki trendine mi diyecek yoksa? Yani buradaki trendine değerse milletin canı çok acır. Aptos'un tablosuna biraz benzetiyorum. Aptos'ta da şöyle bir trend var. Altına 60 gibi. Bakalım günün sonunda 1.1'in üzerinde kapatabilecek mi? 1.1'in üzerinde kapatırsa bir sıkıntı yok. Şurayı kıramadı. Yani 1.2 bandını kıramadı. Çok ilginç. Çok uğraştı. Yani bakalım. 1.2 üzerinde sert hareket edebilir. Diyeceklerim bunda. Hemen VIP'e de bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Şimdi buz partileri daha eski olduğu için buzdan bakıyorum. Evet. VIP trendinde. Trendi kırmamış. Trendi kırmamış ama yükselişini de yapmamış. Bakalım. Buradan tepki geliyor mu? Buradan tepki geliyor mu? Yani şu bir bandının üzerinde kalıcı olacak mı VIP? Kalıcı olursa gözü 1.4'e diker. Sert hareket eder. SNM de sert hareket eden bir coin. Bakalım. Hadi şöyle bir ID'ye bir bakalım. ID'yi bakın nereden aldırmıştık. Hadi. Şunu 4 saatten açalım. Burada şeylerimiz yok. Çizimlerimiz var da gözükmez yani. Net bir şekilde gözükmez. Yeni bir proje. O yüzden bak dün ne dedik ID'de? Dün ne dedik? Şunu bir sileyim ya. Dünkü videoma bakabilirler. Trendine değmiş. Aşağısında umarım kapanış yapmaz. Dedik ki şöyle bir kırılım yapar. Hatta çizdiğimiz geri gelsin. Ha. Şunu silelim. Şunu sileceğimiz onu sildik. Dedik ki buradan bir düşüş trende değer. Belki buradan yani buradan bir tepki yemiş mi? Yiyecek mi? Bilemeyiz. 82 bandında. Gördüğüm tablo bu. Belki tekrardan bir 94 bandını deneyecek. Üzerinde artık şurada bir range'imiz var. Trendimizi de uzatalım. Yani şöyle bir trend çizdik. Bakın nerede girdik buna? 41 bandına girdik. Buna vurkaç çok yaptık. Sıkışıyor çünkü. Yani vurkaçtık. 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 En sonki alımımız 41. Tutuyoruz. Tutuyoruz dedik. Güzel bir noktada ben mal okuttum. Yani iki katını okutmadım hepsini. Ne yaptım? İlk önce ana parayı kurtardım. Yani şu civarlarda ana parayı kurtardım. Güzel bir kar mı? Kar. Ondan sonra baktık çıktı. 83'ten yine sattık. Gerisini de tutuyorum yani. Bakalım. Ara sayında da güzel şey indirmiş ama günlükte bir şey göremiyoruz. Ara sayı nerede şimdi? Günlükte de 87'ye çıkmış. İlginç. Şu anda da 71'e kadar geri çekilmiş. Diyeceklerim bunlar. Evet. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.